ve lafzı onun ibaresi şöyle mertu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem resulullah şöyle buyururken şittim ne buyurmuş ya yuhannas ey bütün insanlar tabii ki müslümanlar muhataptır asaleten inne'mel ilmu ilim ancak neyle kazanılır yani çok ilim gerçek ilim bir taallum ancak öğrenmekle kazanılır allah teala e, müsebbabatı e, esbaba bağlamış. Yani kibriti çekarsan yanıyor, durup dururken yanmıyor. Su içersen hararetin gidiyor. Durup dururken gitmiyor. Yemek yersen karnın doyuyor. Allah Teala doymayı yaratan O'dur, suya kanmayı yaratan O'dur, her şeyi yaratan O'dur ama müsebbatı sebeplere bağlamış. Sana diyor ki orada su yarattım sana, ki su iç. İlim de durup dururken adam hoca olmaz. Durup dururken ilim sahibi olmaz kimse anasının koynunda babasının kucağında hoca olmamış. Taallüm ile yani ince ilim tahsil edecek, okuyacak, alimlere müracaat edecek. Fıkıh kitapları var. Sen şifre. O sonra vel fıkku, fıkıh, fıkıh din, din ilmi, helal haram ilmi. Bu neyle olur? Din işlerinde ince anlayış ancak bit tefekkuhi. Tefekkuh demek kafayı yormak. Eee anlayış talebinde zorlanmak, son derece cehdü gayret göstermek, kuvve-i kuvve batıniyeleri, yani içinde insanın zâkire gücü var, hafıza gücü var, anlayış gücü var, kuvve-i müdrike var, idrak gücü var. Bütün bunları çalıştıracak. Niye çalıştıracak? Allah'ın dinini anlamaya çalıştıracak. İmam-ı Azam, nasıl İmam-ı Azam oldu? Bin kere derdi bir meseleyi dinlesen bir hocadan, bir alimden, gençliğimde, talebeliğimde bin birinciyi dinlerken birinci dinlemiş gibi gayretli dinler. Biz ne yapıyoruz? Aa ben bu meseleyi duymuştum. İlerisini bile dinlemiyoruz. hep duymuştun da anlat bakayım dediğinde anlatamıyoruz. Nasıl olacak şimdi? Ondan sonra hoca aynı şeylerden bahsediyor. Ne aynı şeylerden bahsediyor? Sen hocanın binlerce saat yaptığı sohbetten bir dakika konuş bakalım. Kırk tane yanlışın çıkar. E, o zaman kafa yoracaksın çalışacaksın. Ezberleme gayret edeceksin. Zorlanacaksın. Tefekkuh, tekellüften geliyor tefeul babı. Tekellüf ne demek? Zahmet çekeceksin. Dini anlamak için, helalı haramı anlamak için. Delillerini sormak soracaksın. İlim öğrenmek ne olur? Kimse durup dururken doktor olabiliyor mu? Mühendis olabiliyor mu? Kimyager olabiliyor mu? Adam diplomayı bakkaldan mı alıyor? Kasaptan mı alıyor? Bu insanlar köprü yapıyor çeşme yapıyor işte doktorlar bu kadar açık ameliyat kapalı ameliyat vesaire vesaire. Ya bunlar teallümsüz okumamış öğrenmemiş mi böyle hoca oldular doktor oldu olmadı. Peki din işinde sen kaç kitap okudun ne kadar fıkıhçı alim gördün din ilimlerinde ne kadar e, çalıştın gayret gösterdin ne kadar vakit sarf ettin hiçbir şey yok. Ondan sonra i̇şkembe Bey Kübra'dan atış serbest o helal bu haram ne uyduruyorsun ilim öğrenmekle olur fıkıhta. da fıkıh ilmine çalışmakla olur. Helal haram ilmi asla Allah'a iftira olur. Kendi kafandan konuşulacak bir şey değil. Ayet ve hadislere dayanman lazım. Müşehidlere dayanman lazım. Bu da onların görüşlerini anlamaya çalışmakla olur. Tefekkuh anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışmak da neyle olur? Efendim e, ilme çalışmakla olur. Sen şimdi e, bir alime kavuşmazsan ve men lemmeti ehli yapka cahilen diyor. Her şeyin ehli var. Makarna pişirmek en kolay şeydir. Ver bana bir çuval makarna, hamur ederim bırakırım sana. Çünkü neden? Hanımdan öğrenmem lazım. Ehlinden bir şey öğrenmeyen cahil kalır. Ehli kim? Fes'elü ehle zikrin kutub Siz bilmiyorsanız ilim elinden, zikir elinden sorun Allah buyuruyor. Sen bu işte ehliyet ve liyakat sahibimizin Değilsin. Soruyor musun? Sormuyorsun. Ne oldu? Aklıma böyle geldi. E demek Allah seni hiç adamına koymuyor ki böyle konuşuyorsun. Allah seni adam koysaydı dinde fıkıh ilmi nasip ederdi. Dinde fıkıh ilmi neyle nasip eder? Ehlinden okumakla. Sen bana bir şey söyledin mi kaynak göster, gösteremiyorsun. Ben sana 50 tane kaynak gösteriyorum. Neden? Çalıştım çünkü dersime. Sabahlara kadar uyumadım çünkü. Yüzlerce binlerce kitap okudum çünkü. Ehlinden senelerce ders okudum çünkü. E sen ne yapıyorsun abi? Bir şey yok. E millet bana hürmet ediyor. Ben ağayım, paşayım, bakanım, takanım ondan sonra istediğim helal derim, istediğim haram derim. Yok öyle bir şey. Ee, fıkıh tefekkuhla olur. Yani fıkıh ilmine çalışmakla sen helal aram hakkında konuşabilirsin. Yoksa nasıl yapacaksın? Ve men yuridillahi hayran Allah Teala kimin hakkında hayır murad eder? Yani iyilik dilerse müfekkihiddin dinde ona fıkıh ilmi nasip eder. Ve en mehşallah min ibadih ulema u. kulları içinde Allah'tan Hakkıyla korkanlar kimlerdir? Ancak alimlerdir. Ayetini okuyor. Ayettendir de hadiste de geçiyor bu. Niye ancak alimler korkar? Alimler bilenler demektir. Bilmeyen neden korksun? Bilmeyen sakınacağı şeyi bilmiyor ki sakınamaz. Neden sakınması gerektiğini bilmiyor? Onun için sakınamaz. Allah'ın kuvvetini, azametini, sıfatını bilmiyor ki alim değil. Allah'ın sıfatını bilmeyen Allah'tan korkar mı? Ben şimdi bir şeye helal demek için veya haram demek için veya mubah demek için veya mekruh demek için 40 tane kitap bakarım. 40 tane. Kaynak bulmam lazım. Bulana kadar yani. Buldumsa 40 tane bakmam. Ama bulamadım bir konuyu. Deş, 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 deş. Fıkıhçıları ara, onu ara, bunu ara. Hocaefendi'leri de meşgul ederim. Ama bana kaynak gösterin Hocaefendi. İbareyi göreceğim derim. O zaman adam ne yapıyor? Şadırvan'da oturmuş. Şadırvan müftüsü Caizdir, değildir, helaldir, haramdır. Çünkü cehennemin dibini boylayacağı için. Ecravkum alel nar, ecravkum alel fütyâ. Cehenneme girmekte en atılganlarınız, fetva vermeye en önce atılanlarınızdır. Sen Allah'ın ilminden helal haramı nasıl konuşuyorsun? Ayet hadis mi geldi sana? İn indekum min sultanin bihaza. Bu konuda hüccetiniz, deliliniz var mı? E tekulun alallahi ma Bilmediğiniz şeyleri mi Allah adına iftira diyorsunuz? Kul innellezine iftarun alallahi'l kezibe la Ayet Habibim söyle ki Allah adına yalan uyduran yani mesela sigaraya haram diyorsun. Sigaraya haram diyemezsin. Allah adına yalan uydurma. Ha mekruh dersin. Haram diyemezsin. Delilin yok. Ayetten hadisten nasıl lazım? Sigaraya haram demek kolay bir şey değil. Rakıya biraya da helal diyemezsin. Ayette şarap geçiyor da bu. Onu da diyemezsin. Çünkü neden? Vasfı sarhoş etmek. Çoğu sarhoş edenin az da haramdır. Hadis-i şerifleri bildiğin zamanda. Rakıya biraya helal diyemezsin. Sigaraya haram diyemezsin. Çünkü ne oluyor? Allah'a yalan uyduruyorsun. Asla felah bulmayacaklar. Bir adam tavla oynamak helaldir dedi. Asla iki cihanda felah bulamaz. Neden? Men la'be bin nerd fekada sallallahu rasulü. Ebu Davud hadisi. Nart gün mü diyorlar ona? Ne diyorlar işte? E, tavla oynayan Allah arasını etmiştir. Kumar olsun olmasın. Kayıt kumar kayıt yok. Ebu Davud hadisi. Sen niye göre helal diyorsun? Anladın mı? Allah'a yalan uyduranlar felah bulamazlar. Metaun fit dünya. Dünyada biraz yaşarlar ederler. Ayım paşayım şuyum buyum. Vezirim sadrazamım. Sümmeyleyne <laughs> merciun. Sonra dönüşleri bize gelir. Huzurumuzda. Sen niye dayanarak helal dedin? Benim adıma helal nasıl dersin? Haram nasıl dersin? Sen benimle mi görüştün? Ayet hadisten ilmin var mıydı? Yok. Hangi alimden duydun? Yok. Sümmen vizikumul azabe şedide. bima makanı yekfurun. Kafir olmaları sebebiyle şiddetli azabı onlara tattırır. Hoca ben kafir değilim ki. Ama helal ve haram dersen kafir oluyorsun. Harama da helal dersen kafir oluyorsun. Anladın mı? Onun için öyle bir şey yok. Allah'a dini hakkında uyduran kafir olur. Vel istihlal küfrun. Akaid ehl-i sünnet Ömer Nesefi'nin metninde var. halamı harama helal demek ki adam kafir et. Sen o zaman de ki işte e, rakı iç, on bardak şarap iç, sen idare eder. Neye göre diyorsun bunu? Bunu dedi ilahiyatçıların bazıları. İsimlerini söylemiyorum çünkü ölmüşler kalmışlar şimdi bir kısmı. On bardak kadar içilir dedi ya. Bu nasıl konuşuyor bunu? Haram helal dediler, helal haram dediler. Şimdi namaz farz değil diyen, beş vakit üçe indiren. Allah adına uyduruyorlar. Onun için Allah'tan ancak alimler korkar. Niye alimler korkar? Adam Allah'ın dinini biliyor, kitabını biliyor helal haramı biliyor, Allah'ın sıfatlarını biliyor, azabını biliyor. Adam da sakınıyor. Ben niye ödüm kopuyor bir şeye helal haram, mekruh, mubah demeye 40 tane kaynak arıyorum, hocaları arıyorum, soruyorum da. Öbürü şadırvanda oturmuş, sokakta çıkmış veyahut ağzına mikrofon dayandığı zaman hemen kendini hüccet sahip konuşuyor. Kaynaksız, alim değil. Allah'ı bilmeyen Allah'tan korkamaz. Ahireti bilmiyor. Bilmiyor ki ahirette Allah bana sen ne konuştun ya harama helal dedin sen kimsin ya? Allah bana sorarsa ben ne cevap ver? Adam Allah'ın sıfatını bilme. ancak alimler korkar buyuruyor. Bu çok önemli ayet-i kerimeyle bu istidlal. Efendim Allah'ın kibriyasını, azametini, kahrını, kalebesini, izzetini e, bilmeyen neden korkacak yani? Bazıları da hocadır. işte kitapları yüklenmiş merkepler gibi buyuruyor ki mesela himar yahmilu esfara cuma suresinde onlar da çok ömür tüketmişler ilahiyatta şurada burada ondan sonra da efendim hiç Allah'tan korkmadan konuşuyor Yaşar Nuri e, diyordu ya bana işte efendim hadi benim diyor çok takva de, belki değilim Göğe atıyor yani. Bana diyor konuşuyor diyor. Hüseyin Atay'a da konuşuyor ya diyor. Hüseyin Atay diyor sahibi tertiptir. Hiç namazı kaza yok. Hüseyin Atay dediği belki 90 yaşta gelmiş. Mutezile'nin imamı Ankara'da. Bütün mutezileyi ilahiyata sokan hepsi o. Kader inkar ettiren. Sahibi tertip ne demek? Hiç namaz kazası yok. Sahibi tertip olsa ne olur? Sahibi iman değil. Kadere mi Alın yazı yok. Allah ne bilsin diyor. Senin evde ne yaptın diyor ya. Kulağımda oturuyor. Sahibi tertip bir şey, namaz kazası yok. Bana ne sahip? Sahibi iman olsun. Sahibi iman olmadıktan sonra sahibi tertipten bana Yani şunu demek istiyorum. Allah'tan ancak alimler korkar deyince her alim geçinen de değil. Çünkü adam çok ilmi var ve lakin Allah teferruatı bilmez dedi. Yani muhtezile böyle diyor zaten. E bu kafada olduktan sonra Allah'ın ilmini inkar ettikten sonra onu Allah'tan korkacağını nereden bekleyelim? Onun için alimlerden de maksat ilmiyle amel eden alim.